Şimdi şöyle, zaten Hatay bölgesi konumu itibariyle yüksek sıcaklıkların gerçekten çok fazla yaşandığı ve çok sık yaşandığı bir yer. Özellikle son 2 gündür, son bir haftadır sıcaklıklar arttı ve biz de güneş çarpmalarını, yani sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarını daha sık görmeye başladık. Depremin vurduğu Hatay'da depremzede vatandaşlar yaşamlarını çadırlarda ve konteyner kentlerde sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu kentte depremzede vatandaşlar klima ve vantilatöre bağımlı yaşar hale geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli çocuk endokrinoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Gül Trabzon, depremzede vatandaşlara sıcak havalarda yapmaları ve yapmamaları gerekenler konusunda uyardı. Güneşe bağlı neler olabilir? Yüksek sıcaklıklar ve nem vücut sıcaklığının normale gelmesinde gerçekten bu konuda çok zorluk çıkartabiliyor insanlarımıza. Ve uzun süre güneşe maruz kalmak güneş çarpmalarına yol açabiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki bununla beraber ne oluyor? Artan sıcaklıklar nedeniyle insanlar çok ve terlemeyle çok fazla su ve tuz kaybı yaşayabiliyorlar. Bu da insanlarda baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilere yol açabiliyor. Hatay'da yaşanan hava sıcaklığına ve güneş çarpması vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Trabzon, çadır ve konteynerlerde ısı birikimi çok fazla, hava sirkülasyonu çok az. Isı birikiminden dolayı çoğalan mikropların kronik hastalıklara neden olabilir dedi. Tabii şimdi çadırlarda ve konteynerlerde yaşıyor buradaki halk. O nedenle de ısı birikimi çok fazla, hava sirkülasyonu çok az. O nedenle de bu biriken ısı nedeniyle hava kirliliği olabiliyor. Ve bu ortamlarda mikropların çoğalması artabiliyor. Kronik hastalıklara sebep olabiliyor, solunum sistemi hastalıklarına sebep olabiliyor. Artan enerji nedeniyle elektrik kesintileri de çok sık yaşanmaya başladı tabii. Bu da vantilatör ya da diğer soğutucuları kullanma ihtimalini azaltıyor. Bu da doğal olarak hastaların, insanların sıcağa maruziyetini arttırıyor. Psikolojik etkilerini hiç saymıyorum zaten. Deprem bölgesindeyiz, depremzede insanlar. Bir de bunun üzerine yüksek sıcaklık eklendi. Bunların hepsi bu insanların gerçekten sağlık sorunlarını arttırıyor. Ki neler yapılabilir bu konuda? Su tüketimi olmazsa olmazımız. Normalde zaten tabii insanların cinsiyetine, yaşına, aktivasyonuna göre değişebilir ama ortalama olarak yaklaşık 2-3 litre su tüketmek gerekiyor normal şartlarda. Ama artan ısıyla beraber bu tüketim 2,5-4 litreyi bulabilir. Güneşten korunmak çok önemli. Dermatologların önerdiği yüksek faktörlü güneş koruyucuları, güneşe çıkarken şapka ya da gözlük kullanımını mutlaka öneriyoruz. Serin yerlerde kalmalı insanlar. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları duş alamadıkları zamanlarda vücutlarını ıslak bezle silmeleri konusuna uyaran Trabzon şöyle dedi. Sık duş almak, sık soğuk suyla duş almak önemli ama hakikaten deprem bölgesinde şu anda su sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer gerçekten bu konuda bir şeyler yapabilirse halk da bu konuda rahatlar. Duş alamıyorlarsa ıslak bezlerle vücutlarını nemlendirebilirler. Hafif giymek çok önemli. Pamuklu giysiler özellikle, hava alan giysiler giymek çok önemli. Saat seçimi yapabilirler. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamak. Mümkünse bunu sabah ya da akşam üzeri yapmak önemli. Beslenme önemli.